Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Fetih Suresinin ilk sayfasından okuyacağız. 1-8. ayetler arasını değerlendireceğiz. Fetih Suresi hicretten sonra nazil olan medeni surelerdendir. Ve konu itibariyle de Hudeybiye Barışı bu surede ele alınmaktadır. Hudeybiye Barışı, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretin 6. yılında gerçekleştirmiş olduğu Mekke'ye bir umre ziyareti münasebetiyle tahakkuk ediyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rüyasında Kabe'yi tavaf ettiklerini görüyor. Bunu sahabelere de haber veriyor. Sahabeler bayağı heyecanlanıyorlar. Ve o zaman Mekke müşriklerin idaresi altında. Peygamber Efendimiz 1400 kişiyle Mekke'ye doğru yola çıkıyor. Ancak Hudeybiye denilen yere gelindiğinde Mekkeliler onların Mekke'ye girmesine izin vermiyorlar. Karşılıklı görüşmeler oluyor ve neticede bir barış imzalanıp geriye dönülüyor. Ve barışın maddelerinden birine göre de diğer yıl umre yapabilecekler ve o şekilde bir barış tahakkuk ediyor. Görünüşte bu Müslümanların bir muvaffakiyetsizliği gibi. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam rüyasında Mekke'ye girdiklerini, Kabe'yi tavaf ettiklerini görüyor. Ama hakikatta ise Mekke'ye giremeden, tavaf edemeden geriye dönüyorlar. Gerçi bu bir yıl sonra gerçekleşiyor. Sonrasında geçen bir yıl zarfında ise Mekke'ye sefer düzenlenip Mekke fethediliyor. Ama o yıl için bu olmuyor. İnsanların nazarı kısa, kısa olduğundan ve geleceği göremediklerinden o 1400 sahabi hayal kırıklığıyla geriye dönüyorlar. İşte dönerlerken Allah-u Teala Fetih Suresinin bu ayetlerini, bu sureyi indiriyor ve müminlerin gönüllerine gerçekten su serpiyor. Çünkü gelen ayetler bunun bir fetih olduğunu müjdelemekte. Şöyle ki, Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fetham mubina. Ey peygamber, biz sana apaçık bir fetih nasip ettik. Yani Allah-u Teala tarafından bu barışın değerlendirmesi, bunun bir fetih olması şeklinde. İnsanlar ileriyi göremiyorlar, bunun fetih olduğunun farkında değiller. Ama Allah'ın her şeyi kuşatan ilmi var. Bunun vasıtasıyla gönüllerin fethedildiğini, barış ortamında Müslümanların sayısının hızla artacağını Allah elbette biliyor. Ve bunun diğer fetihlerinde bir anahtarı durumunda olduğunu bildiğinden bunu apaçık bir fetih şeklinde ifade ediyor. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Allah senin günahından geçmiş ve gelecek olanları bağışlayacak. Burada peygambere günah nispet edilmesi, böyle bir ifade karşımıza çıkıyor. Peygamber masumdur. Dolayısıyla buradaki günah hakiki anlamda değil. Ancak şöyle bir değerlendirme yapılıyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam devamlı manevi terakki, yükseliş içerisinde. Böyle olunca bir gün önceki hali bir gün sonrasına göre biraz geride kalıyor. Bu açıdan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da geçmiş hallerine istiğfar etmekle mükellef. Kaldı ki istiğfar namaz gibi, o da bir emirdir. Allah namazı emrettiği gibi istiğfarı da emretmiştir. Ve Peygamber Efendimiz her gün 70 defa, 100 defa, belki daha ziyade Allah'a istiğfarda bulunmaktadır. Öte yandan Allah senin geçmiş gelecek günahlarını bağışlasın ifadesi ümmetiyle alakalı olarak da değerlendirilebilir. Çünkü Hazreti Peygamber ümmetinin günahlarından gerçekten rahatsızlık duymaktaydı. Ve yutimme ni'metehu aleyk, ve Allah sana olan nimetini tamamlayacak. Yani sana hak bir din verdi, seni son peygamber kıldı, etrafında sahabeleri meydana getirdi. Elbette dinini de tamamlayacak ve kıblen olan Kabe'yi, Mekke'yi fethettirecek, gönülleri fethettirecek
ve böylece sana olan nimetler tamamlanacak. Seni ta makam-ı mahmuda kadar çıkaracak. Ve yehdiyeke sıratan müstakime ve seni dosdoğru bir yola hidayet edecek. Yani eğri büğrüsü olmayan, aşırılıklardan, ifrat tefritten uzak, dosdoğru bir yola seni sevk edecek. Ve yansurake Allahu nasran azize ve Allah sana aziz bir şekilde, izzetli bir şekilde yardım edecek. Sana nusret verecek, sana zafer verecek. Bunlar Allahu Teala'nın Peygamber Efendimiz'e olan nimetleri ve bu Hudeybiye'ye terettüp eden bir takım neticeler. Yani Hudeybiye barışı münasebetiyle artık İslamiyet gönüllerde daha da taht kuracak. Daha evvelinde İslam'a çok böyle yabancı kalan nice insan barış ortamında İslamiyet'i tanıma imkanına kavuşacak. Ve din tekamül edecek. Müslümanlar tekamül edecek. Ve din barış ortamında çok daha iyi yayılır. O barış ortamında dosdoğru bir yol tarzında o şekilde İslamiyet'in tebliği tahakkuk edecek. Ve bunun neticesinde Allahu Teala peygamberine nusret nasip edecek, zafer nasip edecek. Huvellezî enzele's-sekînete fî gulûbil müminîne. O Allah ki müminlerin kalplerine sekinet indirdi. Sekinet, telaş halinin, endişe halinin zıttı. Bir insan diyelim ne yapacağını bilmez haldedir, korkulu bir haldedir. Ama böyle bir durumda o korkudan emin olsa, o telaşlı halden gerçekten kurtulsa buna sekinet deniyor. Ve bu sekinet hali insanı rahatlatır ve insanı itminana kavuşturur. لِيَزْدَادُ اِيمَانًا مَا اِيمَانِهِمْ İmanlarıyla beraber, mevcut imanlarıyla beraber imanları artsın diye. Yani bu olayda, Hudeybiye barışında Müslümanlar ilk etapta bir hayal kırıklığı yaşadılar. O yıl Kabe'yi tavaf edeceklerini zannediyorlardı. Bu tahakkuk etmedi. Ama inen ayetlerle gerçekten bunun bir zafer olduğunu ilmen öğrendiler. Ardından da Hayber'in fethi gibi, Fedek arazisinin fethi gibi bu gibi durumlar yaşandı. Ve bunun neticesinde Müslümanlar demek ki bize bildirilen zaferler bunlar gibi durumlarmış. Bu aleyhimize değil lehimizeymiş. Bu manada imanlarını artırmış oldular. İman artar mı eksilir mi? İmanda artma eksilme olur mu? Bu kelam alimleri tarafından hayli tartışılmış olan bir konu. İnanılacak şeyler noktasından, iman edilecek esaslar noktasından elbette imanda artma ve eksilme olmaz. Ama imanın kalitesinde artma eksilme elbette söz konusudur. Çünkü mesela bir ışık dediğimizde ışığın zayıf mertebesi de vardır, kuvvetli mertebesi de vardır. Bütün ışıklar aynı kuvvette değildir. İman da mümin olan kimsenin kalbinde bir nur. Elbette bu iman herkeste aynı değil. Avamın aslan olan bir insanın imanı adeta bir mum ışığı gibi ise kamil bir müminin imanı bir yıldız gibi, hatta bir güneş gibi. Aralarında eynes sera mine süreyya, yerden göğe fark bulunmakta. Kur'an-ı Kerim'de bildirilen esasları insanlar önce iman yoluyla öğreniyorlar. Bunların tahakkuk ettiğini gördükçe de imanları daha da kuvvetleniyor. Ve mevcut imanlarıyla beraber yeni bir iman mertebesini elde etmiş oluyorlar. Bize bakan yönüyle de şu anda elhamdülillah iman etmiş insanlarız. Ama okuduklarımızla, tefekkürümüzle, imani bir sohbetin neticesinde yaşamış olduğumuz halet ruhiyelerle imanımızda daima inkişaf, inbisat, ilerleme, ziyadeleşme gibi durumlar söz konusudur. Velillahi cunudus semavati vel art. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Yani Allah dilese bir anda Müslümanları galip kılar. Kafir diye bir grup bırakmaz. Kafire bir yudum su bile içirmez. Göklerin ve yerin orduları Allah'ın
ve Müslümanları bir anda galip kılar. Ama murad-ı ilahi insanların imtihan edilmesi. Bir film düşünelim. Filmde epey maceralar yaşanıyor. En sonunda olayın kahramanı veya kahramanları galip geliyor. Ama daha filmin başında o netice elde edilse, o zaman o film zaten meydana gelmez. Heyecan diye bir şey kalmaz. İşte Allah-u Teala ehli imanın da hayatlarında, peygamberlerin hayatlarında bu manada renkliliği murad etmiş. Bir taraftan küfür ehli var. Küfür ehli zaman zaman galip görülebiliyor. Ama neticede ehli iman galip geliyor. İşte göklerin ve yerin orduları Allah'ın. Allah dilese bir anda ehli imanı galip kılar. Ama tedricen galip kılıyor. Ta ki bu süreç içerisinde ehli iman tekamül etsin, olgunlaşsın, sabretmesini, cihad etmesini, bu gibi önemli esasları elde etsinler. وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Ve Allah alim, hakimdir. Yani Allah her şeyi bilir ve Allah verdiği hükümlerde hikmet sahibidir. Yaptığı tasarruflarda hikmet sahibidir. O abes bir şey yapmaz. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Allah-u Teala'nın böyle yapması, mümin ve mümineleri, erkek ve kadın müminleri, altlarından nehirler akan cennetlerde ebedi kalmak üzere koyması, yerleştirmesi içindir. Yani ehli imanın cennete liyakat kazanması lazım. Bunun için de bir süreçten, bir terbiye sürecinden, vitresinden geçmeleri gerekiyor. Ve yükeffir anhum seyyiatihim ve onların seyyiyelerini örtsün, onların günahlarını temizlesin. Yani onların çektikleri sıkıntılarla onları günahlardan tertemiz bir hale getirsin. Hazreti Ayşe validemiz şöyle buyuruyor, Peygamber Efendimiz'den naklen, müminin başına gelen hiçbir sıkıntılı hal boşuna değildir. Hatta bir diken bile batsa en azından onun bir kısım günahlarını affettirir. Bu şekilde Hazreti Ayşe validemiz naklediyor. Dolayısıyla böyle bir olayda da elbette Müslümanlar çok zahmet çektiler, çok sıkıntı çektiler. Ama bunun neticesinde sabretmeyi öğrendiler, cihad etmeyi öğrendiler ve netice itibariyle galip gelmeyi öğrendiler. وَكَانَ ذَٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظ۪يمًا Bu Allah nezdinde çok büyük bir kurtuluştu. Demek ki bu halleri ehli imanın yaşaması gerekiyor. Bunun neticesinde kurtuluşu elde edecekler. Ve böylece tekamül seyirlerini tamamlayacaklar. Ve yuazzibe el münafıkine vel münafıkat vel müşrikine vel müşrikat. Ve Allah erkek ve kadın münafıkları, müşrikleri azaplandıracaktır. Burada önce münafıklar nazara verildi, müşriklerden önce. Çünkü münafık kafirden daha çetin bir durumdadır. Daha zorlu bir düşmandır. Ve Allah'ı kabul etmemekle beraber kabul eder gibi görülmekle Müslümanları aldatabilmektedir. Bu açıdan bunların cinayetleri daha fazla, azabı da daha fazla olacak. Ve Kur'an-ı Kerim'de münafıkların cehennemin en alt derekesinde olacağı ifade ediliyor. اَزَّانِينَ بِاللّٰهِ زَنَّ السَّوْ Bunlar Allah hakkında kötü zanda bulunuyorlar. Yani işte Allah Müslümanlara yardım etmez, Müslümanları galip kılmaz gibi bir takım zanlar içerisinde bulunuyorlar. Allah'ı layıkıyla bilemiyorlar, tanıyamıyorlar. Müşrikler Allah'ı normalde kabul ediyor. Ama araya aracı koyuyorlar. Böyle olunca Allah'ı layıkıyla tanımış olamazlar. Münafıklar aslında kafirdir, Allah'ı tanımıyor ama sanki Allah'a inanmış gibi muamele ediyorlar. Kendilerini gizlemeye çalışıyorlar. Aleyhim dairatus sev, kötü devran onların aleyhine dönsün. Yani onlar Müslümanların başına bir takım felaketlerin gelmesini bekliyor ama kötü felaket onların başına gelsin ve geliyor. Peygamber Efendimiz döneminde
o müşrikler, o münafıklar yaptıkları zulümlerin cezasını daha dünyada da çekiyorlar. Dünyada mağlubiyetle çektikleri gibi kabirde azap ve cehennemde cehennem ateşi şeklinde yine çekmeye devam edecekler. Ve gadiballahu aleyhim, Allah onlara gadab etti ve le'anahum ve onlara lanet etti ve e'adde lehum cehennem ve onlar için cehennemi hazırladı. Ve sa'et masira, o ne kötü bir akibettir. Burada Allahu Teala'nın gadabı, laneti ve bunun neticesi olarak da onlar için hazırlamış olduğu cehennem. Allahu Teala'nın gadabı, laneti, bunları düşündüğümüzde şu manada değerlendirebiliriz. Cenab-ı Hakk'ın cemali olduğu gibi, cemali tasarrufları olduğu gibi celali tasarrufları da var. O Rauf Rahim olduğu gibi aynı zamanda aziz ve kahhar ve intikam sahibi. Dolayısıyla kendisine iman eden ehli imana merhametiyle muamelede bulunuyor ve bulunacak. Ama onu kabul etmek istemeyen, ona isyan eden kimselere de gadabıyla, lanetiyle tecelli edecek. Allah'ın gadabından murat onları cezalandırmasıdır. Laneti onları rahmetinden uzak kılmasıdır. Velillahi cunudus semavat vel ard, göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Bu biraz önce bu ibareyle yine geçmişti. Tekrarlanması, bu gibi tekrarlarda pek çok hikmetler var ve insanların böyle hakikatleri daha sık bir şekilde hatırlaması gerekiyor. Yani göklerin ve yerin orduları Allah'ın. İşte diyelim hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, kara kuvvetleri gibi orduların kısımları oluyor. Allahu Teala'nın yeryüzündeki askerleri, her bir bitki Allah'ın askeri durumunda, her bir hayvan Allah'ın askeri durumunda ve Allah'ın verdiği emirleri yerine getiriyor. Ve bunun neticesinde mesela karıncalar Firavun'un sarayını harap etmişler. Bir sinek Nemrud'un burnundan girip ta beynine kadar ilerlemiş. Bir örümcek hicret olayında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu mağaranın ağzını kapatıyor ve onların korunmasına vesile oluyor. Bu manada her bir varlık Allah'ın bir askeri durumunda. Gökyüzüne baktığımızda gökyüzünde uçan kuşlar Allah'ın askerleri durumunda. Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. O surede anlatılan Kabe'yi tahrip için gelenlere kuşların gönderilmesi, kuşların ayaklarında adeta küçük birer bomba taşıması ve böylece Ebrehe ve ordusunu helak etmesi bu ayetin bir yönüyle açıklaması gibidir. Öte yandan uzaydaki yıldızlar, her biri çok muhteşem bir uçak ve uzay denizinde yüzen birer gemi misali. Onların her birisi şu anda kendilerine verilen görevleri yerine getiriyorlar ve muhteşem manevralar meydana getiriliyor. İşte bütün bunlar Allah'ın göklerin ve yerin ordularına sahip olduğunu gösteren durumlar. Elbette bu şekilde sonsuz kudrete sahip olan Allah ehli imana yardım etmeye de kadirdir. Ve kâne Allahu azizen hakime, ve Allah aziz hakimdir. Yani o izzet sahibidir. O asla mağlup olmaz ve o hakimdir. Yaptığı her işi hikmetledir. Ehli imanı hemen bir anda galip kılmıyorsa elbette bunda da hikmetler vardır. Ta ki onlar bir tekamül sürecinden geçsinler ve zaman içerisinde olgunlaşsınlar. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın nurlarına, sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.